Zor bir soru. Neden bir zor, zor bir soru? Hastalara kalmış bir şey bu. Hastalar buna karar verecekler. Ee, ve bunun da çok objektif kriterleri yok. Ee, ülkemizde merkezler arasında bir standartizasyon da yok. Bu nedenden dolayı hastalar açısından e, oldukça zor bir karar. E, ama şunu bilmek gerekiyor. Mevcut olan merkezlerin hepsi belli bir denetimden geçiliyor ve buna bağlı olarak lisans alıyorlar. Ama tabii ki bazıları diğerlerine göre çok daha farklı sonuçlar alan çok daha iyi merkezler. Öncelikle şunu sormaları gerekir bence hastaların. Sizin dondurulmuş gebelik oranlarınız nasıl? Dondurulmuş embriyo olayına nasıl bakıyorsunuz? Bunlar önemli. Bunu söylediğiniz zaman internette görüyoruz bazı arkadaşlarımız sayfalarında dondurulmuş gebelik oranlarının aslında düşük olduğunu söylüyorlar. Ama bu hiç gerçeği yansıtmıyor çünkü dondurmuş gebelik oranları taze embriyoların gebelik oranlarıyla aynı. Çünkü dondurulmuş embriyoda rahim içi kılıfı, normal rahim içi kılıfını daha çok taklit ediyor, daha yakın oluyor. Bu nedenden dolayı da gebelik oranları daha yüksek oluyor. Bir kere bunun ortaya konması lazım. Bir diğer şey gebelik başarıları nasıl? Ama burada da hekim şey farklı farklı sonuçlar söyleyebilir. Bu da çok gerçeği yansıtmayabilir. Bir diğer şey kulaktan duyma. O merkezle ilgili etrafında bir takım sonuçlar vardır. Tabii ki her merkezin sonucu gebelik sonuçları vardır ama bir bakmak lazım. O merkeze giden insanlar nasıllar, memnunlar mı? Gebelik oranları yüksek mi? Çünkü içine girmişlerdir artık. Bir diğer olay hizmet nasıl orada? Bu da tabii çok önemli. Bir diğer olay da kurumsallaşmak. Kurumsallaşmak en yani önemlisi. Çünkü burada önemli olan kurum. Teknolojiyi getiren kurum. Hekimleri yetiştiren kurum, Efendim iyi laboratuvar şartlarını soran kurum, bu laboratuvar şartlarını denetleyen kurum bu hakikaten önemli bir nokta. O merkezin gerçek anlamda bir kurumsal bir bütünlük içinde mi çalışıyor, bir kurumsal altyapısı var mı bu önemli bir şey. Bunu tespit etmekte hastalar açısından bence daha kolay. Bunu da tespit etmek gerekiyor. Bir de piyasada güvenli kurumlar var. Mesela bahçeci gibi. Bunlara dikkat etmek lazım. Bunlar da önemli. Ee, yıllardır bu işi yapan, e, herhangi bir köşeden çıkmamış, kendini uzun yıllarki çalışmalarda kanıtlamış. İşte bu kurumlara da bence güvenmek gerekiyor ki bence de en önemli e, şey seçim kriteri bu olmalı diye düşünüyorum.